Dediğim Peki. gibi eğer deniz kenarında. Şimdi bur, burada Four Seasons oteldeyiz. Hemen yanımız den, e, şey deniz, boğaz. Yani boğaz senin midir demektir bu? Yani buradan Four otelden e, denize girebilirsin. diyemez mi yani Four Seasons otelin sahibi? Ya da işletmesi. Peki. Burada, Peki. burada, yapılan ve üzerine vurgulanan hmm. e, nokta bu. Yani Peki. bu çeşitli e, amaçlarla saptırılarak ve maalesef bakın ben burada sevindim. Bu kadar tartışma konusu oldu. Hiçbir proje bu kadar tartışılmamıştır. Hiçbir şey olmamıştır. Benim burada sevindiğim bir tek e, şu var, sevindiğim nokta da var. İnsanların çevreye bu kadar duyarlı olmasına saygı duyuyorum ve gerçekten de seviniyorum. Ama insanların bu duygusu, bu şeyi maalesef yanlış yönlendiriliyor. Biz, e, dedim ki, Fatih Orman, şey, e, Park Orman, onlarca senedir daha önce çeşitli grupla çalıştırdı. E, Borusan grubu çalıştırdı. En son e, Sayın Serdar Bilgili'nin e, bağlı olduğu... Sahibi olduğu bir şirket burayı kiraladı. ve buranın e, master planını yapıyor, Orman Bakanlığı'na sunuyor. Orman Bakanlığı kent plan kent ormanı olarak. Orman Bakanlığı eğer bunu onaylarsa e, Sayın e, Serdar Bilgili Bey de orayı Orman Bakanlığı'nın müsaade ettiği şekilde halka açık e, bir mesai yerine hale getirecek ve buraya giriş Orman Bakanlığı'nın belirlemiş olduğu fiyat çerçevesinde e, bir bedel ödülüyor, girecek hemen Fatih Ormanları da park orman bir çiğindedir. Yani bizim e, Fatih Ormanları ile aramızda park orman vardır. Bunlar aslında bir bütündür. Bir kısmı Fatih Ormanı bir kısmı park ormandır. E, biz gittik bu projeyi aldıktan sonra. Biz, Sayın Serdar Bilgül ile de görüştüm. Ya Serdar Bey burası böyle böyle sen burada bir şey yapıyorsun. Biz de burada böyle bir proje yapacağız. Burayı nasıl beraber geliştirebiliriz diye e, açıkçası görüştük kendisiyle. Bu konuda e, dünyanın önüne gelen e, Amerikalı bir Peysaj Mimarlık e, Tasarım grubuyla bir taslak e, e, avan proje hazırlattırdık. Bunu Orman Bakanlığı'na sunarız. Orman Bakanlığı bunu uygun görürse oraya bunu yaparız ve bütün İstanbul'un e, kullanımına açık. Bu da bakanlığın e, zaten bir e, projesidir. E, böyle bir e, kente düzgün mesire mesele alanları insanların çoluk çocuğuyla gidip rahat e, yaşayabileceği. Bugün insanların çocuğu varsa nereye gidiyor? Bebek Parkı'na gidiyor. Bebek Parkı küçük bir yer eee orada affedersin köpek pisliklerinin yanında çocuğunu gezdiriyor. Biz İstanbul'un 75 beş milyonun sadece İstanbul'un diyor 75 milyonun eee e, faydalanabileceği ve orman mülkiyeti de Orman Bakanlığı'na attı. Kullanımı da halka aittir. Orada sadece bizim yapacağımız belki eee onlarca milyon dolarlık da yatırım bütçesi ayırmıştık oraya. Burayı İstanbul'a eee nasıl kazandırırız diye düşündüğümüz proje. Açıkçası sosyal sorumluluk projesiydi. Ha tabii ki iş adamı boşuna şey yatırmaz. Benim orada hemen yakınında proje olması da benim için Mastak 1453 için de avantajdı. Tabii ki bunu da kullanacağım. Neşe ticaret adamıyım. buradaki bir insan, Beşiktaşlı bir insan buradan arabasına binecek. trafikte yarım saat yahut da bir saatte oraya ulaşacak. Ama bizim Mastak 1453'te oturan bir insan hiç arabasına binmeden yürüyerek o güzel caddeden geçip e, neçede e, çok güzel bir doğa parkı olan ormana e, girecek. Yani bizdeki bizim projemize katacağı tek avantaj buydu. Evet. Zaten bu avantaj zaten var. Yani orayı isterse e, Sayın Serdar Bilgili yapsın, isterse Ağoğlu yapsın, isterse Paşaoğlu yapsın. Yani bizim projemizin bu avantajı zaten var. Peki. Yani yürüyerek o e, alana ulaşabiliyor bizim projemizde oturan bir iş.